gel sen biz oturalım, bir saat konuşalım, ben sana 10 kez anlatayım bazı şeyleri, sen de dinle, sonra da değişimi bekleyelim. Yok öyle bir dünya yani. Boğazın ağrır, enfeksiyonun vardır, antibiyotik alırsın, geçer. Ama psikiyatrik hastalıkların hiçbirinin etkenini bilmiyorsun ki tedavisini veresin. Kendi çözümünü, kendi esas milyonu sosyal çevrene göre senin oluşturman lazım. Yoksa benim çözümüm bana aittir. Mesela kişisel gelişimin ya da psikoterapilerin en büyük sakıncası odur. Tavsiye isteyen güruh. Yok abi tavsiye, niye tavsiye vereyim? Tavsiye benim kültürümde, benim ailemde, benim düzenimde, benim sistemimde bana işe yarıyor. Cumcum hoş geldin. Hoş bulduk abi, selamlar. Ya aynı üniversitede senelerce çalıştık ama böyle yüz yüze oturmaya çok fazla fırsatımız olmuyor bizim akademisyenler olarak. Seninle açık beyin çatısı altında sohbet, muhabbet etmek de bir şeyler yapmak da çok güzel. Öncelikle buraya hoş geldin. Biz önceden beri tanışıyoruz seninle ama hatta bizim seninle tanışıklığımız Üsküdar'dan önce internet üzerinden falan tanıyorduk, biliyorduk. İlk bir atışmamız vardı. Güzel, tatlı bir atışmamız vardı. Evet, gayet güzeldi. Sonra oraya gelince tanıştık. Açık Beyin ekibine, seni bizim ekip tanıyor zaten de. Açık Beyin ekibine bir kısaca kendi tanısana, ne yaparsın, ne dersin? Hocam ben Cumhur, ben psikiyatristim. Psikiyatri eğitimini bitirdikten sonra bu beyindir, neuroscience'dir, beyin çalışma prensipleri de çok ilgili olduğum bir alandı. Önce İngiltere'de bir süre çalıştım o konuda. Sonra Almanya'da neuroscience doktorası yaptım. Temel olarak ben sosyal bilişçiyim diye tanımlıyorum kendimi. Hani psikiyatrik hastalıkların sosyal işlevselliği ile ilgili envai çeşit çalışma yapmaya fırsatım oldu. Bazen sosyal beynine bilişçi. Baktım. Bazen nöropsikolojik testlerine, bazen sokak davranışlarına. Hepsiyle ilgili çalıştım. Ağırlıklı olarak hep sosyal bilişin prototip olabileceği hastalıklar, işte depresyondur, şizofrenidir, otizmdir, bu tür hastalıklarda çalıştım. Ve ilgilendiğim şey de hani insanların, herkesin bir özelliği var, tamam mı? Bu özellik bazen bozulabiliyor. Bu bozukluk nerede başlıyor ve başladığı yerde işlevselliği nerede bozuyor gibi sorular soruyorum. O soruları da elimdeki araçlarla yıllardır yanıtlıyordum. Sen birlikte de çalıştık laboratuvarda. Daha çok ben işin mutfağında uzun yıllar görev aldım ama son 5 yıldır da bir kliniğim var. Aktif klinisyenlik de yapıyorum. Artık bu iki asetimi birleştirmeyi de düşündüm. Vesileyle seninle yeniden bir araya gelme fırsatı olduk. Bir de tabii benim hani seni sevdiğim bir tarafım var. Doğrudan tabii yoğunluğum nedeniyle senin derslere giremiyorum ama senin dersleri bizim ortak alan öğrencilerimiz çok. Seninle ilgili bahsettikleri çok böyle sitayişle anlattıkları gibi. Ne diyorlar? Yok, gayet senin dersleri seviyorlar. Çünkü şöyle de bir tarafın var bildiğim kadarıyla. Yani bu meseleleri gerçekten anlatmayı da seviyorsun. Yani bu hastalık budur, belirtisi budur, ilacı budur. Dan dışında yok, hikayeleri yok. Seviyorsun. Yani ben işin hikayesini seviyorum. Zaten bir şeyin akılda kalıcı olması için bir hikayesi olması lazım. Yoksa ben sana gelsem desem ki hafta mutsuzsan, yanına da şu belirtiler varsa, depresyondasın, çok abuk kalıyor. Hani onun bir öyküsü var geri planda. Hem psikolojik, hem biyolojik, hem sosyolojik, hem de etkileşimle ilgili bir şey. Çünkü insan tek kişilik bir varlık değil. Sürekli dünyayla iletişim içindesin ve bu iletişimin doğurduğu sorunlar ya da senin kaynaklı olabilen sorunları olabiliyor. Onları da konuşmak lazım yani. Bir de böyle şeyler sadece ruh sağlığı profesyonelleri için de olmak zorunda değil. Aynen öyle. Şimdi onu diyeceğim zaten. Mesela bu sizin alanda ağırlıklı olarak psikiyatride aslında bir sürü kronik problemle boğuşuyorsunuz. Yani bunlar çoğu zaman da erken yaşlarda başlıyor. Ömür boyu da biraz idame ettirerek, biraz belirtilerini kontrol ederek falan götürmeye çalışıyorsunuz. Nadiren sağaltma oluyor. Yani insanlar mesela böyle bir teşhis aldıktan sonra, psikiyatrik bir teşhis, tekrar sıfır sağlıklı, o hiçbir belirtisini göstermediği bir duruma, ilaçtan bağımsız olan bir hale geçmiyor. Şimdi beni burada ilgilendiren şöyle bir husus var. Ben de hani fizyoloji alanından geldiğim için hasta olmadan önceki vücudu hasta olmayan insana doğru anlatıp hasta olmasını engelleyecek bir şeyler yapmaya çalışıyorum seminerde. Koruyucu uygulamalar diyorsun. Aynen öyle. Koruyucu. Biz de biliyorsun tıpta çok çalışmıyor yapmış. Herkes hasta olmamızı bekliyor. Genel çünkü tababetin kuralı o yani. Bir sorun oluşacak. O bir eşiği aşacak, o bozulacak, ondan sonra tamir edeceğiz. O yüzden hastane oralarını istemişsiniz. Tabii onun için bir uygulama yapılıyor ama psikiyatri biraz daha farklı kalıyor. Yani bir kere işin içerisinde kontrol edemeyeceğin bir sürü değişken var. Boğazın ağrır, enfeksiyonun vardır, antibiyotik alırsın, geçer. Ama psikiyatrik hastalıkların hiçbirinin etkenini bilmiyorsun ki tedavisini veresin. Ve bu etkeni birçok alanda inceliyor olman lazım. Hani sadece ayağının bir ayağı yok. İnsan ilk teorilerden bugüne baksana, hani Hipokrat bile demiş insanoğlunun kişilik özelliklerini açıklayabilecek vücut sıvıları var demiş. O sıvıları iyileştirebilirseniz. Adam nörotransmitter demiş o yaşta, o yıllar önce. Ama sonradan evrilmiş, çocukluk hikayesi demişler, oradan bir hikaye çıkartmışlar.
zihin dünyan demişler oradan. Farelerde böyle yapıyoruz deyip oradan bir hikaye. Ama bu bütün bunların resmin bütününü görmek daha keyifli geliyor bana. Hani hem öğrencilerle de öyle konuşuyorum. Bu tür şeylerin fanatiği olunmaması gerekiyor. Hani ben dinamikçiyim, ben Freudçuyum ya da ben bilişselciyim ya da ben ilaççıyım ya da davranışçıyım. Yani hayatın hiçbir döneminde de ben onu savunuyorum. Zaten biraz abi şifa dediğim şey, sanatsal bir şey yani. Oradan da faydalanacaksın, oradan da tabii yaratıcı yani olacaksın. Tabii tabii. Yani öbürünün dediğine saçma demenin bir anlamı yok. Zaten öbürü demeseydi sen öbürünü bir sonraki kademeye çıkartamayacaktın. Yani bugün bakıyorsun biyolojik psikolojiyle ilgilenen insanlar var. Sen ben seviyoruz bu alanı, işte beyni inceliyoruz falan ama bu hikayenin çok derin psikolojik bir anlamı var. Çünkü insan dünyayla etkileşim içerisinde bir varlık ve efendim beyninin şu kimyasalı bozulmuş, azalmış. Yok canım, o kadar da değil yani. Onu etkileyen binlerce faktör. Her şey motorda bitmiyor yani. Değil, daha bir sürü aksam var. Bir de hani o motorun etkileşim içerisinde olduğu bir sürü kişi var. Bir de işte bu mesela hakikaten kompleks bir alan. İnsan ruh sağlığı dediğin şey. Biraz da çoğu konu daha böyle başlarken yani psikiyatrik problem ya da psikolojik problemler diyelim genelde. Farkındalıkla aslında ciddi anlamda dönüştürülebiliyor, değiştirilebiliyor gibi geliyor bana erken zamanda. Özellikle o problemi yaşayan insanların etrafındaki kişiler böyle daha bilgili olurlarsa konuyla ilgili. Yani kişinin yaşadığı şeyin bir inatçılık, densizlik, terbiyesizlik mi yoksa gerçekten bir bozuklukla mı alakalı olduğunu da fark edebilmeye başlıyorlar. Biraz bir bununla ilgili mürekkep yalamışlıkla ilgili bir durum var. Ben bunu mesela şunu da görüyorum işte biz biyolojiyi temelde anlattığımızda insan mesela hareketsiz kalmanın niye hasta ettiğini kendi kendine çıkarabiliyor. Şimdi bizim açık beyinde inşallah seninle başlayacağımız bu herkes için başlığı altındaki o psikiyatrik bozukluklar meselesi. Bunun mesela buraya hizmet edeceğini düşünüyorum. Ben o yüzden çok heyecanlandım ama senden kısaca niye böyle bir şey yapmak istedin? Mesela sen zaten benim gibi yeterince ders anlatan bir adamsın. Buradan umduğun fayda, böyle bir şey yapmak istemenin de motivasyonunu senden bir dinlemek istedim. Öncelikle sadece senin dediğinden yola çıkacağım. Yani İnsanların bazı sorunları var ama bu sorunlar ne zaman yardım alınması yüzeye geliyor sorusu büyük bir soru işareti. E desen ki psikiyatriste, psikoloğa giden güruhun dışındaki herkes normal mi? E o da bir soru işareti yani. Ben bir problemim varsa etkileşim içerisinde olduğum kişilerin bu problemde büyük bir katkısı vardır. Evet. Şimdi sen varsın, ben varım. Eğer sen tek olsaydın bir tek kendinle derdin olurdu. Cumhur ne dedi? Ali ne dedi, Fatma ne dedi, Ayşe benle ilgili ne düşünüyor, bir problemin olmayacaktı. Ama benle etkileşim içindeysen senin de sorunun olabilir, benim de. E benim sorunum sana nasıl etkiliyor? Çünkü sen benimle baş etmek zorundasın. Benimle baş etmek için bir strateji üretiyorsun. Doğuştan bir mizacın var. Üstüne de dünyayla baş etmek için stratejin eklenince kişiliğin oluşuyor. Ama bazı stratejiler hiçbir işe yaramıyor. O işe yaramayan stratejilerin zaten çözülmesi ve yardım alınması gerekiyor. Burada da bir farkındalık. Orada bir psikopatoloji hikayesi yani anormal psikolojik durumlar başlıyor. Ha bunun farkındalığı kime ne yarar? Bir sana yarar. Da ben bunu yapıyorum ama neden yapıyorum? Bu örüntüyü nereden edindim? Hayatımın neresinde bu vardı? İkincisi çevrendekilere yarar. Sen bu örüntünün farkında olursan bunu kontrol edebilirsin. Ayrıca Ali'de, Ayşe'de, Mehmet'te, Fatma'da bu örüntü varsa onlardan daha az enfekte olursun. Çünkü kişilikler birbirini enfekte etmeyi çok severler. Ya da üstüne alınmazsın. Ya da üstüne alınmazsın, etkilemez seni. Ve daha iyi baş edebilmeni de sağlayabilir. Ha bu sadece evde ya da bir beyaz yakalıyken yaşadığın bir şey değil. Evde eşinle de bu sorunu yaşayabilirsin. Bizim hanım da psikiyatrist mesela. Çok can sıkıcı bir durum. Kadın bakıyor yüzüne, ne anladığını düşünüyor falan. Bunu bu diyor ama işte çocukluğunda bunu yaşadı, bununla ilgili olabilir falan diyor. E ben keza öyle. Tabii kavga bile edemiyorsun ama bu herkeste de bu farkındalık olmuyor. Eve iş getirmek olmuyor. Sizin için faydalı oluyor, bir şey yani. Oluyor, oluyor. Bırakabileceğin bir şey değil yani. Öyle demeden onun dinamiğini fark edebiliyorsun. Ama yapmamaya da çalışmak lazım. Burada ince bir kantarın topuzu var. Mesela senin bir örüntünü görünce ben görüyorsam hani bunu niye söyleyeyim ki sana? Zaten bu tür bence bu eğitimin de en büyük keyifli tarafı benim için ne olacak? Benim en çok vurgulamak istediğim şey de o. Görmek, söylemen gereken bir şey olduğu anlamına gelmiyor. O gör, sana kalsın yani. Biraz zaten şey var ya, özlü sözleri hep başkasına vurmak için tabii paylaşıyoruz tabii. Ya biz. Hiç kendimize okumayız tabii yani. Mesela abla kişisel gelişim kitabı okuyor. Diyor ki benim kocam da ben okudum, bu patoloji var. Diyor ki senin narsistik örüntünde bozukluk var. Ben nereden okudun, nasıl oldun, onu nasıl sen de hiçbir şey yok, sen meleksin, ha, onda var ne var. Onunla ilgili bir patolojiden bahsediyorsun. Ona ben süzgeç diyorum. Hani okuduğunuz bir sürü şey olabilir. Milyonlarca kitap okuyabilirsiniz ama herkesin bir eleği var. O elek bildiğiniz bilgiler okuduğunuz okulla ilgili bir şey. Hani
Ben de vergi kitabı, muhasebe kitabı okuyabilirim ama muhtemelen okuduğumdan bir vergici kadar anlayış göstermem mümkün değildir ya. Bu da böyle bir hikayesi. Bu arada tabii bizim genellikle ilk defa açık beyin kitlesiyle böyle eğitimler ya da çeşitli faaliyetler vesilesiyle buluşan akademik ya da yarı akademik ya da akademisyen olmayan eğitimci arkadaşlarımız hep şöyle bir şey söyler. Sizin açık beyin takipçileri bir tuhaf. Yani genellikle bize böyle bir şey geliyor. Çünkü o bahsettiğin meselenin aslında tersine çalışan tipler bizi buluyor. Nasıl? Kendinde sürekli kazı yapan tipler. Yani ben nereyi bükeyim, nereyi düzelteyim öyle adamlar buluyor bizi. Öyle insan bu arada adamlar deyince seksist olmasın. Yani zaten %70 kaç %70 küsur? %76 küsur kadın takip ediyor abi. Bizi kadınlar dönüşüme daha teşne olduğu için. O yüzden mesela ben bu tip eğitimlerin hani çok istiyorum. Bu arada senin gelip de böyle bir teklifle burada olmanı da çok sevdim. Çünkü hani akademisyenler genellikle hani mesleki eğitim almayan insanlara böyle şeyler anlatmaktan biraz yüksünüyorlar. Evet. Ama anladığım kadarıyla sen bunun önemli olduğunu düşünüyorsun. Yok, buradaki çizgiyi korursak çok iyi olacağını düşünüyorum. Aslında burada amaç şu değil. Hani o bahsettiğin insanların kendini güncellemeye çalışması falan diye. Ben insanın bir görüşmeyle, bir eğitimle, 3-5 kelamla güncellenebileceğini düşünen biri değil. Aynen. Bu çok bana abuk geliyor. Gel sen biz oturalım, bir saat konuşalım, ben sana 10 kez anlatayım bazı şeyleri, sen de dinle, sonra da değişimi bekleyelim. Aydınlanma. Yok öyle bir dünya yani. O sırada belki de insanların güncellemeyi bırakması adına bu eğitim vesile olabilir. Hani durumun öyle güncellenmesi gereken bir şey olmadığını, herkesin farklılıklarının olduğunu ve bu farklılıkları bir sorun yaratmadığını, belki de işlevselliği bozan bölümlerini böyle biraz törpülenebilirse hayatın çok daha kolay olabileceğine yönelik bir içerik olacak diye istiyorum. Ve amacım da senin dediğin gibi hani güncellenebilir insan yaratmak ya da biri eğitime gelsin, öğrensin daha işte takıntı nedir bunu öğrensin, takıntılarına kurtulsun gibi bir gayem yok. Ya da eşe dosta psikiyatristlik yapsın. Tabii tabii o hiç değil. Yani bu zaten istediğimiz bir şey değil ama o belirti örüntüsünün nerede patolojiye döndüğünü. Mesela takıntı dediğin şey. Senin takıntın yok mu üstad? Olmaz olur mu canım? Var, benim de var. Bir sürü takıntım var. Ama ne zaman bu işlevselliği bozuyor onu görmek lazım. Hani takıntılarından kurtulmaya çalışmanın da bir alemi yok. Mesela geliyor aynen. İnsanlar diyor ki takıntılarımdan kurtulmak için sabah 9'da kalkıyorum. Önce spora gidiyorum. Spor sonrası yarım saat kişisel gelişim kitabı okuyorum. Sonrasında mindfulness yapıyorum. Bazı egzersizler kullanıyorum. Sonra bisiklete biniyorum. İş yerime gidiyorum, iş yerimde mindfulness'a devam ediyorum, işlerimi bitiriyorum, eve geliyorum. Sıcak bir duş alıp damlaların yüzüme düşüşündeki o hissiyatı derinse içime sokmaya çalışıyorum ve düzeni yok öyle bir şey abi. Yeni bir sürü takıntısı oldu. Tabii tabii baksana. yeni bir sürü uğraşılar edindin kendine. Hani belki de o takıntı neden oluyor, neyle ilgili? Takmasam da olur muya geçmek adına yardımcı olabilir diye umut ediyorum. Kesinlikle olacak. Özellikle de işte ben bu ayar mevzuna takıntılı olduğum için aslında psikolojik, psikiyatrik birçok gündelik sorunun arkasında yaşamda doğru bildiğimiz yanlış döngüler çok önemli rol oynuyor. Yani biz mesela bir şeyler yapıyoruz, iyi diye yapıyoruz ya da normal herkes yapıyor diye yapıyoruz ama bunlar bize zarar veriyor. Benim gördüğüm şu, ben mesela psikolog da değilim, psikiyatrist de değilim ama beyin normalde aga işte evrimsel olarak şöyle çalışır diye anlattığında bir sürü insan diyor ki ya hocam sen onu anlattın. Ben baktım şunu şöyle yapıyormuşum, vazgeçtim şöyle yapayım, vallahi çok iyi oldu falan diyor. İnsanlar fark ederek aslında kendi kendilerini düzeltmeye başladıklarında galiba gerçek sağlık da böyle tesis ediliyor. Hasta olmayı bekleyip de o zaman doktorla buluşunca pek sağlık alamıyoruz. Tabii yani. Bir de hani işlevsel olabilmek illa senin dediğini yapmaktan geçmiyor ki. Kendi çözümünü kendi milyonu sosyal çevrene göre senin oluşturman lazım. Yoksa benim çözümüm bana aittir. Mesela kişisel gelişimin ya da psikoterapilerin en büyük sakıncası odur. Tavsiye isteyen güruh. Yok abi tavsiye, niye tavsiye vereyim? Tavsiye benim kültürümde, benim ailemde, benim düzenimde, benim sistemimde bana işe yarıyor. Akşam ne yiyeceğim diye birine sormaya benziyor. Tabii tabii benim tavsiyem sana yaramaz yani. Önemli olan kendi çevren içerisinde kendi tavsiyeni kendi oluşturabiliyor olman. Ha burada dediğin gibi o işe yaramayan davranışlar çok sıkıntı yaratıyor. Tabii onun işe yaramadığını fark etmekle başlaman lazım. Aynen öyle. Yıllarca onunla beslendiğin bir örüntüde bırakıp ya bu aslında işe yaramıyormuş, ben bundan sonra yapmayayım da diyemiyorsun. Çünkü sadece seninle ilgili bir hikaye yok ki. Sen bana iyilik yapıyorsun, iyilik yaparak var olduğunu hissediyorsun. Ben de seviyorum yani senin bana iyilik yapmanı. Niye durup dururken seni dürteyim abi bana iyilik yapma değil mi? Bu benim için keyifli bir şey. Bundan vazgeçemem kolay kolay. Aynen öyle. Ben vazgeçemezsem sen hiç vazgeçemezsin. Çünkü ikimiz de birbirimizi bu örüntüde besliyoruz. Tencere kapak hikayesi buradan geliyor. Benim kişiliğim senin kişiliğini beslediği zaman
Biz iyi bir ikili olabiliyoruz. Valla yani işte özellikle hani muhtemelen bu bakış açısını şimdiye kadar hiç böyle literal paylaşmamış olsak da kafa frekansı aynı olduğunca muhtemelen ondan anlaşıyoruz herhalde seninle. O yüzden de konuşunca hoşuma gidiyor ama A Akademi'de bence çok önemli bir eksiği tamamlayacağız. 2023'e de valla yani senin de varlığına çok tatlış giriyoruz. Çünkü ayarları anlamanın, insanın doğru yaşamasını anlamanın önemli bir parçası yanlış giden şeyi de fark etmek. Yani yanlışa yanlış demek ve böylece doğruyu görmek. Bu konuda işin uzmanından çok önemli bir katkı alacağımızı düşünüyorum. Valla 2023 güzel olacak. Hoş geldin. Eyvallah. Şimdiden ağzına sağlık valla. Keyifli. Herkes için psikopatolojiler, Cumhurtaş'la. Valla tereyağı reklamı gibi oldu ama güzel oldu.